bizim hafızlık cemiyetimizdeydi, icazetimizdeydi. Tabii meşhur hafızlar gelmişti, arz etmiştim. Reis-i Kurra Hamdi Efendi, Büyük Hamdi Efendi. O mihrabın önünde çok yüksek bir rahle, arkasında aynı yükseklikte minder, orada oturur cübbesiyle, resmi elbisesiyle Reis-i Kurra. Yani hafızların, kuru hafızlarının reisi, başkanı. Onun sağında solunda hafızlar sırayla otururlar. Sırayla da bir sağdan bir soldan aşı şerif okurlar. Ama doyulmaz, doyulmaz. Her biri bir makam, her güzel, her biri bir güzel ses. Hafız Ahmet Hızal, Adalar Camii İmam Hatibi. Çok meşhur. Mukabelesine yeni camide devam ettiğimi arz etmiştim. Ona geldi sıra. Eûzü Besmele çekti. Ahkaf suresinden son sayfa, Ahkaf suresinin son sayfası. Estağfirullah. Ve iz sarafna ileyke neferan minel cinni yestemi'unel Kur'an. Sadakallahu'l azim. İlâ ahiril âye. Oradan başladı aşk okumaya. Ama daha secamette durdu, ilerisine devama fırsat vermeden Reis-ül Kurra işaret etti. Yanlış okuyorsun dedi. Ondan sonra ama kelimede yanlışı yok, meğerse tecvid yanlışıymış. Şimdi efendim sonra hemen onun yanındakiler de Hafız Ahmet'e yandan hemen yakından söylediler, düzeltti. Orada zal harfini sat harfine idgam etti. Hafız Ahmet. Sürcü lisan olabilir, olabilir. Ve iz sarafne, halbuki ve iz sarafne okunması lazım. İdgam yok. Bizim kıraat-ı asım, rivayeti Hafs'ın okuduğumuz kıraatinde orada idgam yok. Tabii Reis-ül Kurra oraya boşuna mı oturuyor? Onu ikaz etti. Ondan sonra o şeyi tamamladı. Bu benim hep aklımda takılı kaldı. Ben Yozgat'ta Arapça, İstanbul'a başlamıştım. Arapça tahsilimi devam ettirdim Hüseyin Avni Bayraktar Hoca Efendi'den. Bizim Yozgat'ta müftüs oldu sonradan. İşte sarf, nahiv, bedi, beyan, maani efendim gibi ilimleri Hoca Efendi'den okuduk, Allah garibi rahmet eylesin. İşte Avamil İsar Mulla Cami, onları sarf nahiv diye söyledim kısaca. Sonra da okuttuk elhamdülillah. Şimdi orada bize aynı zamanda aşere de okudum ben ondan. Aşere kıraatı. Onu okuyunca kurra olmuyor ya. Orada da rastlamadım. Hiçbir imamın kıraatinde yok. Yahu bunu nasıl öğreneceğiz? Van'daki bir mevlid okumaya gitmiştik. Diyanet İşleri Başkanlığı şeyiyle. Dedi ki, hocam hiç İstanbul'a gelmiyor musun? Hoca Efendi'yle de bir görüşelim, görüşelim, misafirimiz olalım falan şeklinde, sağ olsun ben de İstanbul'a gittim. Beyaz Camisi'ne vardım, İsmail Biçer. Trafik kazasında vefat etti ya, Allah rahmet eylesin. İsmail Biçer. Vardık, efendim aşı şerif okuduk falan. Hoca Efendi'yi ziyarete gittik. Hoca Efendi, Abdurrahman Hoca Efendi, o da geldi elhamdülillah. Ki kurra reis oldu ölünceye kadar, Allah karıyı rahmet eylesin. O da bizim Hoca Efendi gibi İstanbul'un meşhur hafızlarından, çok talebesi var, hafızları var. İsmail Biçer de onlardan birisi. En sevdiği talebe aynı zamanda. Nur Osmaniye Camii'nin eskiden biz okuduğumuz sırada Nur Osmaniye Camii'nin külliyatından olan o güzel yerlerde 1946'yı söylüyorum. Efendim tahta parçaları, efendim molozlar, bilmem şunlar bunlar, yani camakandan da gözüküyor. Çok perişan vaziyetteydi. Sonradan Hoca Efendi işte oraları tamamen vakıftan aldı etti. Oralar hep bir dershane oldu. İşte o dershanelerden birinde Abdurrahman Hoca Efendi aşere takrib okutuyor. İsmail bir şey dedi ki, beraber gidelim Hoca Efendi'yi ziyaret et dedim. Peki dedim, geldim. Hoca Efendi oturmuş, sıralar var.
karşısındaki o talebesi de var. Hoca Efendi de çay içiyor. Yanında da şu şeyden hafif yiyeceklerden şey var, bisküvit gibi. Yani neyse, selam verdik, elini öptük, kendimizi tanıttık, hoş geldin dedi. Hoca o zaman 90 yaşında, hemen hemen. Hoca Efendi'ye sordum, zaten aklımdaki o. Hoca Efendi'yi ziyaret etmemin birinci sebebi bu. Dedim ki hocam böyle böyle olmuştu, bu nedir? Hemen açtı, zannediyorum Tayyip Bey'di herhalde, buldu. Dedi ki bu şaz kıraatlerden birisidir. Yani şaz kıraatın okunması haram. Okunmaz. Böyle namazda şunda bunda. Demek ki yanlış yapmış, burayı okumuş dedi. Onu da öğrendik elhamdülillah. Benim sonradan baş imamı olduğum ve oradan da emekli olduğum Yozgat Çapanoğlu Camii. Aşağı yukarı 1500 kişilik bir cemaati var. 1193 Hicri tarihi inşasının. Mimar Sinan'ın ekolünden gelen mimarlar tarafından yapılmış. O camide ben hafızlığa çalışıyorum. Üç sayfayla gidiyorum. Ham derler ona. Yani yeni ezberlediğimiz üçüncü sayfa, birinci, ikinci sayfaları daha evvel ezberlemişiz geçen aylarda. Şimdi orada hem onu mukabelede okuyorum, ezberlediğim sayfayı, hem de dersimi geçmiş oluyorum. Yozgat'a Biga'dan bir hafız Mehmet diye bir zat geldi. Allah kariye rahmet eylesin, kuvvetli hafız. Bana o zaman sesim çok güzelmiş, öyle söylüyorlar. İlla mukabele okusun, peki okuduk. Sûre-i Neml. Ayet numarasını bilmiyorum ama cüz başından şey cüz nihayetinden şey yaparsak 3. sayfa İnni vecettüm raten temlikum sayfası. Orada Hüdhüd'ün Süleyman Aleyhisselam tarafından gönderilip Belkıs'a o mektup şeyi var, olayı var. Onu anlatan sayfa. Hani innehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. En son ayete geldim. Estaizu billah. Ve inni mursiletun ileyhim bi hediyetin fenaziratun bime yarci'ul mursalun. Sadakallahu l-azim. Ama makamla okuyoruz. O bir adam gelen Hafız Mehmet Efendi sesi güzel, çok da güzel makam üzere okurdu. Kendine has bir makamı vardı. Ben de öyle. Estaizu billah. Ve inni mursiletun ileyhim hediyetin fenazira. Sadakallahu l-azim. Şimdi orada nadıra var, mursile var. Birisi müstef'il vezninde, birisi fail vezninde. Yani ismi fail vezninde, ismi meful vezninde. Efendim bunları karıştırdım ben. Allah Allah. Ve inni mursiletun ileyhim bi hediyetin fenaziratun bime yarci'ul mursalun. Karşıdan da söylediler, yanımızdakiler de söylediler. Onların tabii şeyiyle, yardımıyla da sayfayı bitirdim. Yani o ayeti bitirdim ama oraya kadar şaşırmadım hiç. Fakat bu yanlışsız okumak her hafızın vardır muhakkak da. Benim de yani şeyimdi, ne diyeyim, idealim diyelim ona. İlla yanlış okuyacağım, şaşırmadan okumayı arzu ediyorum. Şaşırdım ya, tahsiye edildi gerçi ama ne der ise bu benim çok ağrıma gider gibi oldu. Duygulandım, başladım gözyaşı dökmeye. Oradan namazı da beklemedim. Cemaatin içinden gözyaşı döke döke caminin dışına çıktığımı hatırlıyorum, hiç unutmam.